Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz. Daha önce bir besinin faydalarını anlatırken anladım ki bu besin hamile bayanların, loğusaların ve bebeği olan bayanların mutlaka evinde olmazsa olmazı. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren bu besini evinizden eksik etmemeniz gerekiyor. Neden mi? Gelin şimdi sizler için hangi konularda faydalı, Hurmanın faydalarını anlatayım. Videonun sonunda da hurmanın içerisinde bulunan faydalı elementleri sıraladım. O kısımda dinlemeyi unutmayın ve daha önceden paylaştığım daha uzun hurmanın faydaları isimli videomu da bir ara seyrederseniz sizler için çok faydalı olacaktır. Doğum kolaylaştırıcı özelliğe de sahiptir. Rahim adalesini kuvvetlendirir. Bu özellik doğumu kolaylaştırır. Hurma macununa üçte bir kadar defne tohumu öğütülüp karıştırılarak doğuma bir hafta kala yenmeye devam edilirse doğum ağrısız ve kolay olur. Hurmanın başka bir faydası da loğusa gıdası bebek maması olmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur. Çünkü hurma Hz. Meryem'in doğusalığındaki yiyeceğiydi. Hz. Meryem validemiz Allah Celle Celaluhu tarafından kuru bir hurma ağacı ona verilmişti. Şayet loğusa için hurmadan daha iyi bir yiyecek olsa idi Allah Celle Celaluhu onu Meryem'e ikram ederdi buyurarak hurmanın önemini belirtmiştir. Doktorların yaptıkları araştırmalarda hurmanın antiseptik olduğunu, loğusalık yaralarını çabuk iyileştiren bir ilaç olduğunu, süt arttırdığını, bebeği beslediğini, içindeki potasyumun çocukların büyümesini sağlayan ideal besin olduğunu belirtmişlerdir. Bebe ilk doğunca damağına dünya gıdası olarak hurma ezip ovuşturmak, hurma ezmesi tattırmak sünnettir ve bebeğin zeki olmasını sağlayan ilaçtır. Loğusa hurmayı sade olarak yer, süte ıslayıp yer, bebeği de hurmalı şıralı sütten yedirir. Polenli hurma macunu yapıp yer ve bebeği de yedirir. 250 gram hurma, 100 gram polen, 50 gram badem içi, 50 gram ceviz içi, 50 gram zeytinyağı, 150 gram halis bal, 50 gram hıyar çekirdeği, 500 gram süt kaynatılıp macun kıvamına getirilir. Soğutulup Ömür boyu yenebilir. Bebeği olanlar için, kardeşi ya da torunu olanlar için de yine güzel bir faydası. Bebeğin büyümesini sağlayıcı özelliğe sahiptir. Hurmada potasyum miktarı bol olduğu için bebeğin gelişmesini, gürbüzleşmesini, hasta olmamasını sağlar. Hurmadaki potasyum oranı bebeğin beslensin diye ilk akla gelen çikitamuzda 2,5 kat daha fazladır. Kısırlık tedavisinde de çok önemli bir ilaçtır. Bol miktarda fosfor ihtiva ettiği için kısırlık tedavisinde ilahi bir ilaç olarak kabul edilir. Polenli hurma macunu yapılıp gelmeye devam edilirse hurma polenindeki özlerin sperm sayısı ve hareketliliği de arttırdığı bilinmektedir. Tabii ki hurmanın faydaları derken bunun için içindeki besin değerleri çok önemli. Mesela 100 gram hurmada 300 kalori vardır. Karbonhidrat 72.9 gramdır. Protein 2.2 gram. Kolesterol yoktur. Fosası 9.3 gramdır. A vitamini vardır 0.5 gram. B1 vitamini 0.1 miligram. Yine B2 vitamini aynı şekilde. B3 vitamini 2.2 miligram. B6 vitamini 0.153 miligram, B9 vitamini yani çok az folik asit bulunmakta, C vitamini 3 miligram, kalsiyum 59 miligram, demir 3 miligram, fosfor 63 miligram, sodyum 5.4 miligram, potasyum 700 miligram, magnezyum 58 miligram. Sevgili izleyiciler, Beni sonuna kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Aslında bunlar hepimize faydalı olan bilgiler. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız. Abone olmadıysanız hala abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.